Unuttum. Sessizliği alıyorum ilk önce. Herkesi. Davut, senin sesini açmanı istiyorum ve Melikar senin de. Evet, sesi açtım, geldi mi? Geldi. Bugün sizlere nörokirurji pratiğinde kullandığımız cerrahi aletleri kısaca anlatacağım. Çok uzun bir konu aslında ama mümkün mertebe temel aletleri ele almaya çalıştım. Şimdi öncelikle doğru efor sarf edip doğru sonuca ulaşmak istiyorsak doğru aleti kullanmalıyız her şeyden önce. Bu cerrahi aletlerin tarihçesine baktığımız zaman milattan öncesine dayandığını görüyoruz. Milattan önce yapılan kraniyotomilerde hastaların en az 2 hafta yaşadığını tespit etmişler. Bunu da kemik etrafında yeni kemik oluşumunun ortaya çıkmasından yola çıkarak öne sürmüşler. Burada da kullanılan aletleri görüyoruz. Burada İtalya'da 1460 ile 1530 yılları arasında yaşayan Berengano'yu görüyoruz. Kendisi şu an günümüzde dahi kullanılan perforatörün temel şeklini oluşturmuş. Kraniyotomilerini kendi Berengario drili ile oluşturmuş. Şu an adı Hudson El Maktabı diye adlandırılıyor. Bu Hammurabi kanunlarının bir simgesi olarak nitelendiriliyor. Tarihçesine baktığımda dikkatimi çok çekmiş. Eski cerrahların kısasa ile ilişkili nasıl bir ceza aldıklarını öne sürmüşler. Bir asil, bir özgür ve bir köle olarak 3 gruba ayırmışlar. Eğer bir cerrah bir asili tedavi ederse 10 kaleşlik bir ödül alıyormuş. Bir özgürü tedavi ettiğinde 5, bir köleyi tedavi ettiğinde ise 2 kaleşmiş. Ama o cerrah eğer ki o asilin ameliyattan sonra ölümüne sebebiyet veriyorsa o zaman eline verebiliyormuş. Kölenin ölümüne sebep olduğunda ise kölenin ücretini sahibine ödüyormuş. Öyle bir kanun varmış. İlginç geldi. Şimdi temel cerrahi aletleri anlayabilmemiz için 3 gruba ayırıyoruz. Özellikle eklemli cerrahi aletleri. Şimdi cerrahin tutma yeri mevcut. Özellikle elimizle, parmaklarımızla tuttuğumuz yer fonksiyonel eklem yeri mevcut ve uçu çenesi dediğimiz kısmı mevcut. Kısaca şurada baktığımız zaman cerrahi aletin tutma yerinde halka kısmı olabiliyor, tırtıklı kısmı olabiliyor. Hem tırtıklı hem de boynuzlu kısmı olabiliyor ki elimizden kaymasın. Aynı zamanda yapraksı kısmı olabiliyor mikro cerrahide kullandığımız yapraksı ve kilitli kısmı da olabiliyor. Hem halkalı hem de raketli kısmı olabiliyor ve benzeri yapraklı raketli çeşitli çeşitli kombinasyonlarda üretilebiliyor. Eklem yerlerine bakacak olduğumuzda kapalı kutu gibi üretilebiliyor. Portekü gibi değerlendirebiliriz veya makas, seksiyon veya bel makası olabilir. Veya iki eklem yerli olanları da olabiliyor. Bu fizikten de anlaşılacağı gibi kuvvet kolu yük çarpı yük kolu formülünden yola çıkan bir uygulama. Buradaki eklem sayısını artırınca bizim ufak bir kuvvetimizle yaklaşık 2-3 kat kuvveti ucuna aktarabiliyoruz. Ki o yüzden biz o koca kemikleri mesela spinalde çalışırken ufak bir kuvvetle hızlıca kemirebiliyoruz, kırabiliyoruz. Şimdi kraniyal setimizde temel olarak bulunan aletleri söyleyeceğiz. Kafa fiksatörü mevcut. Kraniyal açma aletleri mevcut. Perforatör olabilir. Leyla ekartörü mevcut ve klip setleri mevcut. Şimdi bu kafa fiksatörlerinden bizim şu an kullandığımız çivili başlık olarak adlandırdığımız ve bir beyin cerrahi masasında olmazsa olmaz olarak nitelendirilen bir alet görüyoruz. Çivili başlığın da yetişkin ve çocuklar için olan çivili kısımları mevcut.
Şurada küçükleri görüyoruz. Daha büyüğünde de yetişkinleri kullanıyoruz. Masaya tespit edilen kısmı mevcut. Ara bağlantısı mevcut. Bununla istediğimiz gibi fleksiyonu, ekstansiyonu, hiperekstansiyonu ve sağa sola istediğiniz gibi kafasını hareket ettirebiliyoruz. Kafayı açmak için ise perforatör ile beraber ardından gigli kullanabiliyoruz. Bunu ben sadece bir defa tecrübe edebildim. O da malzeme eksikliğinden ötürüydü. Yılın sonlarına doğru denk gelmişti. Oliver Cromwell gigli teli olarak adlandırılıyor. Kılavuzun adı da demartel ve iki tane tutucuya sahip. Eskiden bayağı kullanılan bir aletmiş. Şöyle de örneklerini gösterdiğimizde gigli telinin saplarına tutucuları yerleştiriyoruz. Şuradaki örnekte de hastanın börhöllerini açtıktan sonra ki börhöl arasından öncelikle demartel kılavuzunu gönderiyoruz. Onun ardından ise gigli telini gönderiyoruz. Ucunu çekip tutucuyu yerleştirdikten sonra bir sağ kolumuza, bir sol kolumuza kuvvet uygulayarak ve sadece kuvvet değil aynı zamanda rotasyona da döndürerek gigli telinin bir testere gibi oradaki kemiği yavaş yavaş aşındırdığını ve kraniyotomiyi oluşturduğumuzu görüyoruz. Şimdi Hudson perforatöre bakacak olursak, Hudson perforatörün çeşitli uçları mevcut. Bizim en sık kullandığımız ucumuz keskin olan ucu. Bu fotoğrafı da matkaba benzettiğim için yerleştirdim. Nasıl ki matkapta duvar veya tahtalar deliniyor, biz de kafatasını bu şekilde perforatörle delebiliyoruz. Aynı zamanda yüksek devrili tur aletiyle bunun işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Hem Hudson el matkabının hem de gigli telinin işlevini yüksek devrili tur aleti görebiliyor çeşitli başlıkları sayesinde. Ayak pedalının olması bize kolaylık sağlıyor. Bizim elimizden kayması veya herhangi bir manipülasyon kolaylığı yapabilmemiz açısından bir yandan ayağımızı pedaldan çektiğimizde kontrolü elimize alabiliyoruz. Hız açısından avantajlı, cerrahi kontrol açısından avantajlı, lakin dural yaralanma açısından şüpheli. Tecrübelerime dayandığım zaman yüksek devrili tur aletini kullandığımızda bir tık daha fazla dural yaralanma riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu fotoğrafı koymamın sebebi burada boncuklarla oynayan küçük bir kız var. Bu fotoğrafı gördüğümde benim aklıma Leyla geliyor. Leyla da Gazi Yaşar Gül hocamızın kızı. Bir hikayeye göre Gazi hocamızın kızı kendi elindeki bilezikle oynarken bir anda bileziği kopuyor ve kendisi ipinden tek tek boncukları yerleştirmeye çalışıyor. Şu an başaramayınca da babasının yanına, Yaşar Gül hocamızın yanına gidiyor. Yaşar Gül hocamız da ona yardımcı olmaya çalışırken o boncukları bir naylon, bir plastik ipin içine yerleştirmeye çalışıyor. Bakıyor ki düğüm atılamıyor o ipe. Ama o boncukların bir zincir gibi bir şekilde tek bir aletmiş gibi durduğunu gözlemliyor. O muhtemelen elektriksel bir aktivite gerçekleşmiş naylonla boncuk arasında. Bundan yola çıkarak Leyla Ekartörü'nün icadını buluyor. Şimdi bu çift Leyla ekartörü bizim kliniğimizde tekli olanı mevcut. Manipülasyon şansı çok iyi, güzel. Kullanım kolaylığı da sağlıyor bu ekartör. Stabil ve güvenli, kilitli kısmı mevcut. Ama parenkim hasarı oluşturabiliyor. Ki bunu önlemek için altına genellikle işte pedi, pamuk tarzı daha az parenkim hasarını oluşturmasını sağlayacak ve yumuşak aletler kullanıyoruz. Mümkün mertebede gevşetmeye çalışıyoruz genellikle.
tespit elemanları arasında Giglif, Leyla Eckhart'ı tekrar görüyoruz. Tespit elemanı mevcut. Masaya tespit edilen kısım. Leyla kolunun kendisi mevcut ve esnek kolu mevcut. Burada da hem düz hem de bükülebilir Leyla adaptörleri mevcut. Aneurizma setine bakacağımız zaman aneurizma setinde mikro nöroşirurjide klip mevcut. Geçici veya kalıcı olabilir. Klip tutucularla ile manipüle edilebilir, takılabilir. Çeşitli klip şekilleri mevcut. Bunlar da aneurizmanın şekline, boyutuna, yerine göre değişkenlik gösterebilir. Yaşar Gül'ün klip aplikatörü deniliyor. Bizim kliniğimizde de kullanılan yanılmıyorsam bu. Çeşitli klip aplikatörleri mevcut. Klipin yerine göre dediğim gibi değişkenlik gösterebilir. Cerrah için hangisi daha kolay kullanılabiliyorsa. Yaşar Gül'ün tümör forsepsleri ucu tırtıklı olanları mevcut. O tırtıklı uçları tümörden parça alıp patolojiye göndermeye ve tümörü olabildiğince rezeke etmeye de yarayabiliyor. Ucu boşluklu olanları mevcut. Onlar da küreti tümörü olabildiğince rezeke etmeye yarıyor. Evet, bu bizim hemostatik kliplerimiz skalp için kullanılıyor. Bizim kliniğimizde daha önceden kullanılmış ama şu an kullanımı mevcut değil. Hemostazı sağlamak için kullanılmış zamanında bence çok güzel, çok da kullanışlı bir alet olduğunu düşünüyorum. En azından cilde hasar bırakmadan, mikro travmalar yaratmadan oradaki kanamayı kontrol etmemizi sağlıyor. Evet. Anatomide tıp fakültesinde bir özlü söz vardır genellikle. Anatomi bilmeyen bir cerrah arkasında sadece bir toprak yığını bırakır diye bir söz vardır, özlü söz. Bunu anatomiye hakim olmak için ekartür için de aslında düşünebiliriz. Ekartürü doğru uygun bir yerde kullanmalıyız ki anatomiye hakim olabilelim ve arkamızda bir toprak yığını bırakmayalım. Şimdi ekartörler açısından en temeli parabofluklar ekartör ve her türlü sette mevcut. Bu sadece beyin cerrahisi için geçerli değil. Genel cerrahlar için de geçerli, kulak-burun-boğaz için de geçerli. Genellikle manuel, yani sadece manuel kullanımı mevcut ve genellikle iki tane bulunur her bir sette. Yaylı hooklarımız mevcut. Bu yaylı hooklar bizde galeaz kas ve temporal kası ekarte etmek için kullanılıyor. Bizim setlerimizde, kranial setlerimizde iki tane yaylı hookumuz mevcut. Bir tanesi kalbi ekarte etmek için, bir tanesi de temporal kası ekarte etmek için kullanılmakta. Burada Weightliner ekartörü görüyoruz. Kendisi bir otomatik ekartördür. Herhangi bir manuel girişime gerek görülmez. O yüzden avantajlıdır. Çeşitli boyutlarda olanları mevcut. Spinalde daha uzunlarını kullanabiliyoruz. Benim en sevdiğim kısmı cilt ekartörü olarak kullanılıyor. Bu özellikle ekartörlerin ciltteki kanamayı da kontrol ettiğini düşünüyorum. O yüzden ciltteki kanamaları kontrol etmekle beraber ekartör görevi de görebiliyor. Kendisi yarısı yarı uçlu olduğu için minör travmalarda dikkatli olunması gerekiyor. Emolüsyon ekartörü kendisinin eğimli yapısından dolayı posterior fossada daha iyi manipülasyon yapılabildiği için kullanımı yaygın otomatik ekartördür ve yarı sivri ucağa sahiptir. Edson Beckman ekartör otomatik ekartör ve aynı zamanda en önemlisi de eklemli olma yapısı. Manipülasyon ve ekartasyon kolaylığı sağlıyor. Genellikle uzun segment spinal cerrahi hastalarımızda bir tanesini proksimale bir tanesi de distale yerleştirip daha kolay ekartasyon sağlayabiliyoruz ve oradaki işlemlerimizi daha kolay yapabiliyoruz. Bize engel olmuyor.
Evet, bize engel olmuyor demişken bir tane de Scoville ekvatörü mevcut. Renk traktörü de deniliyor. Kendisinin derin ve düz bir yapısı mevcut. Laminatum için ideal ama yapısı sebebiyle lateralde çalışılması zor. Bizim konumuzda kullanmıyoruz kendisini. Meyerdink ekvatörü laminektomide, diskektomide çok sık kullanıyoruz. Williams ekvatörü özellikle un ile paral girişinde en sık kullandığımız ekvatör. Bir parçasını kaslara, bir parçasını da iki sinüs çıkıntının arasına yerleştiriyoruz. Evet, Cobra ekvatörü. Bizim kliniğimizde Cobra ekvatörü nedir diye sorulduğunda genellikle kimse bilmez. Muhtemelen hemşirelerden Cobra ekvatörünü verin dediğimizde çok bir karşılığı olmayabilir. Ama kaşık dediğimizde hemen akıllarda canlanan şey bellidir. Kası sıyırmaya yarar ve yapısal benzerliği nedeniyle ya da kaşık deniliyor. Kyler ekartörü ağırlık ile kullanımı mevcut. Kendisinin sivri kısmını fasete yaslayıp ağırlık koyulacak olan kısmına da steril SF personel eşiğinde steril SF yerleştiriyoruz. Bu sayede bize ekartasyon sağlıyor. Ballantin ekartörü ağırlık ile manuel bir ekartasyon sağlıyor. Manuel olmasının sebebi kendisinin uç kısmına ayağımız ile bir ip bağlayarak oradan istediğimiz gibi ekartasyonu artırıp azaltabiliyoruz. Burada kaspar retraktörü mevcut. Servikal spinal hastalarda kullanılıyor. Genellikle anteriyorda kullanılıyor ve komşu iki korpusun ekartasyonunu sağlıyor. Oradaki cage'in yerleştirilmesi için bize yeterli alanı sağlıyor. Clavara ekartörü yine servikal anteriyorda kullanılıyor. Çeşitli boyutları mevcut. Sivri uçlu olanlarının genellikle tercih edilmiyor. Tercih edilmemesinin sebebi ise servikal anterior vakalarındaki vasküler yapılardan dolayı sivri uçlu olanları vasküler yapılara hasar verebilir ve bu önüne geçilemeyecek bir problem yaratabilir. Galbi ekartörü benim çok sevdiğim bir ekartör. Yarı sivri bir ucu mevcut kendisinin. Kasları, fasciyeyi güzel bir şekilde sıyırıp bize uygun bir çalışma alanı sağlayabiliyor. Posterior fossa, armut cihazı ve laminoplasti, serka laminoplastilerde kullanılabiliyor. Cerrahın deneyimine göre değişir. Evet, dura ekartörünü görüyoruz. Eğimli bir yapısı mevcut. Burada da frasier aspiratörünü görüyoruz. Parmak ile kumanda ediliyor. Parmak basma yüzeyi mevcut. 3 tane numarası mevcut. Numara büyüdükçe aspiratörün uzunluğu çapı da artıyor. Ve yüzeyelden derine inildiğinde gittikçe numara küçülüyor. Ne demek istiyorum? Kraniyelde kalbi açtığımda 3 numarayla açarken buraya geldiğimizde en küçük aspiratör ucuyla çalışmaya başlıyoruz ki hasar vermeyelim. Evet. Penset ve yaşar gilin bayonet dipolarlarını görüyoruz. Penset şekilli olanları kliniğimizde kullanmıyoruz ama bayonet şekilli olanlarını kullanıyoruz. Simon kemik küretleri farklı çaplarda olanları mevcut. Ucu düzdür ve kemiğin oradan rezeke edilmesi gereken durumlarda küçük parçalarla oradan alabiliyoruz. Bunun eğimli olanları da mevcut. Dowelspan kemik küreti eğimini görüyoruz. İşlev açısından aynı. Kullanım yeri ve kolaylığı açısından cerrahın ameliyattaki vakadaki küretleyeceği kemiğin şekline, cinsine ve yerleşimine göre değişir. Burada da makasları değerlendirdik. Karşımızda iki kalın olan makas İpek makası olarak nitelendirilen makas. Soldaki makas ise diseksiyon makası. Eğik uçlu olur genellikle ve küntür. McDonald disektörü, disektör açısından kullanılır. Dokuları diseke etmek açısından kullandığımız disektördür. Kaba disektör de diyebiliriz.
Riser Burak sektörü eğimli yapısı mevcuttur. Burada da Portekiz'i görüyoruz. Bizim Portekiz olarak isimlendirdiğimiz Mayo Hegar nedir bunlar? Burada halkalı yapısı, kilitlenebilir özelliği, kutu kilit özelliği ve kısa partikülü bir ucu mevcut. Endoskopik vakalarda da bu cihazı ilk defa endoskopik vakada gördüğüm için ekleme ihtiyacı hissettim. Diğerleri işte disk çıkarıcısından disektörüne veya hukuna kadar sadece mikrolaştırılmış, daha küçültülmüş ve uzatılmış hali olarak gördüğüm için onları slaytlara eklemedim. Bu bizim endoskopik vakalarımızda kullandığımız bipolarımız. Gayet güzel de iş gördüğünü düşünüyorum açıkçası. Bizim normal vakalarda kullandığımız bipolardan daha farklı bipolar. İki ucu yok ve iki ucun arasına almamıza gerek de yok. Yapmamız veya orada koagüle etmek istediğimiz doku. Burada da mikroskopun ucunu görüyoruz. Işık kaynağını görüyoruz. Bunlar da bizim için cerrahi aletler. Suyun tahliye edildiği bölgeyi görüyoruz. Evet. Kulp demiştik en son. Kliniğimizde kullanılan son doluş. Kulp mevcut dik açılıdır. Açılarına göre de şekillendirilebilir. Tabii devlet hastanesinde olmanın vermiş olduğu aletleri olabildiğince elimizdeki aletlerin en iyisini kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Bazı kulplarımıza biz kendimiz şekil veriyoruz veya şekil verilmiş halde bize geliyorlar. Elimizde ne varsa mümkün mertebe onu kullanmaya çalışıyoruz. Kasper Rongier. Evet, kendisi Rongier nedir diye baktım. Çok sevdiğim bir alet. Özellikle spinalde. Kemirgen demekmiş. Bu Kasper Rongier disk çıkarıcı diyoruz kendisine. Bunun eğimli olan şekilde mevcut. Rongier. Bu da birden 5'e kadar numaralandırılan kerison rongör. Karşıya bakan kısmı mevcut, içe bakan kısmı mevcut. İkisi de dik. Eğimli olan kısımları mevcut. Bir tanesi karşıya bakıyor, diğeri de içe bakıyor. Cerrahın hangisini kullanmak istiyorsa lokalizasyona göre şekil değiştirebilir. Evet, şu eğimli olan kısımları biz özellikle tek taraftan açıkta karşıdan laminektomi yapmak istediğimiz vakalarda kullanıyoruz. Bunu da belirteyim. Burada eğimli olanı görüyoruz. Bunların da 6'ya kadar sınırlandırması mevcut. 5 demiştim az önce. Evet, 6.sına biz eşek kerusi diyoruz. Gayet bizim kliniğimiz için orijinal bir isim. Evet, çeşitli eğimli olanları tekrar görüyoruz. Manipülasyon kolaylığına göre çeşitli eğimli olanları tercih edebiliyoruz. Burada enjektörlük yarısı mevcut. Açıkçası bunu hiç tecrübe etme fırsatım olmadı. Burada mekanizmasını anladığımızda su verildiğinde şuradaki deliklerden su verilip içerideki materyalin dışarıya çıkmasını sağlıyor. Biz manuel olarak spançlarla elimize alırken oradaki kemik parçası veya kulağımı burada su basarak bunu tahliye etmeyi sağlıyor. Yani kullanımının kolay olmadığını ve oradaki su basıncının kemiği veya kulağımı yeteri kadar boşaltamadığı için tekrar spanca ihtiyaç duyulduğunu söylüyorlar. O yüzden çok da tercih edilmiyor. Evet, burada da kemik rongörü mevcut. Çeşitli açılı olanları mevcut. Genel olarak laminektomide kullanılıyor. Laminektomi evresinde değil ama spinözleri alırken kullanıyoruz. Bear ve Lexel olarak ayrılmış. Bir tanesi laterale eğimi mevcut, bir tanesi de karşıya eğimi mevcut ve eklemli yapısı ile ufak bir güç sağlayarak karşıda daha büyük bir güç uygulanmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi Lexel laterale veya
ise yukarı doğru eğildi. Eklin roncurun ise ucu daha farklı. Kendisi de laterale ama ucu daha eğimli oluyor. Tek taraftan bir boynuzu mevcut. Yapraksı bir genişleme yapısı mevcut. Burada da ele tutulması için tırtıkları mevcut. Az önce bahsetmiştik. Kaspar hipofiz roncuru disk çıkartıcı olarak biliniyor. Çeşitli eğimli yapısı da mevcut. Biz karşıya bakan diye nitelendirsek de bunun çeşitli açılı olanları da mevcut. Standart doku forsepsi dediğimiz dişli pensetimiz genellikle sütür atarken ciltte, cilt altında fazla bu forsepsi dişli penseti kullanıyoruz. Burada da çeşitli forsepslerimiz mevcut. Özellikle ikisi arasındaki farkı anlamak için yanlarına yerleştirdim. Bir tanesinde dişli olanı mevcut, diğerinde de dişsiz olanı mevcut. İkisi de tırtıklı. Dişli olan travmaya sebebiyet verdiği için özellikle mikro travmalardan bile etkilenebilecek dokularda kullanılmaması tavsiye edilmekte. İkisi de aynı zamanda hemostat görevi görüyor. Evet. Burada da forceps'i görüyoruz. Bizim bayonet olarak isimlendirdiğimiz forceps'imiz. Brown Edson doku forceps'i dura dikerken özellikle kullandığımız ince dişleri olan küçük bir forceps. Daha hassas bir yapıya sahip, daha hafif, manipülasyon kolaylığı sağlamasıyla beraber Dura'da çok kullanışlı. Moskvito kendisi hemostat olarak ve klamp olarak görev yapıyor. Tırtıklı yapısı dolayısıyla oradaki hemostazı sağlıyor. Aynı zamanda da ince, narin bir yapısı olduğu için cilt altında çok yani makro travmalara sebebiyet vermiyor. İplipedi görüyoruz burada. Özellikle kanama kontrolünü sağlamak için İplipedi kullanıyoruz. Yüksek emici bir güce sahip ve X-ray'de görülebiliyor. Bu yüzden dikkatli olması gerekiyor. Bizim hastanemizde kullanılan setlerden bahsedeceğim. Şimdi laminektomi setlerimizde Kerison ve Rongeur mevcut. Kerison Rongeur 5 adet, birden 5 numaraya kadar. Eğik açılı olanı da mevcut. Eşek Kerison dediğimiz 6 numaralı Kerison'un sadece bir tane var. Onu istediğimiz zaman açtırabiliyoruz. Beyer ve Lexel Rongeur'larda 3 adet mevcut. Düz disk çıkarıcı dediğimiz disk forceps 2 adet. Eğri olan ise yani karşıya bakan ise bir adet. Paragof ekartör mevcut. Her sette olmazsa olmaz olan ekartör. Otomatik wavelengther ekartörü ve laminektomi ekartörü Meyerdin ve Williams. Servikal setimizde özellikle anteriyorda kullandığımız Kaspar ekartörü mevcut. Glovart retraktör seti mevcut ve 3 adet Kerison mevcut. 3 adet olmasının sebebi servikalde daha hassas bir yapıya sahip olduğu için 4 ve 5 numaralı Kerison kullanılmıyor. Genellikle 1 ile başlayıp bazen de 2 ile devam ediyoruz. Lexel ve Weyer roncuklarda servikal setimizde mevcut. Kranial setimizde de roncuk kullanıyoruz. Kerison 2 adet perforatör sütü olmazsa olmazımız. Her zaman bizim borholumuz çalışmayabilir. Ve yaylı hook 2 adet mevcut. Bir tanesi temporal kasa, bir tanesi de galea, scalp ve cilde tutturmak için yerleştiriyoruz. Gigli setini az önce konuşmuştuk. Gigli teli kılavuz ve tutucudan oluşuyor. Wide liner ekartörü, paraför, ekartör ve beyin kaşı. Özellikle 3 adet düz bükülebilir olanları mevcut. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Davut abi ekranı paylaşımını kapatabilirse. Tamamdır. Konuşman için ve bu güzel sunumun için teşekkür ederiz.
Eğer herhangi bir soru sormak isteyen veya herhangi bir yorumunu belirtmek isteyen varsa chat kısmına yazabilir. Evet. Nilüfer, Selin'in teşekkürü var. Onu bir oku. Sonra Bektaş abiyi dinleyelim. Hemen okuyalım. Doktor Selim Bozdağ güzel sunum için teşekkürler Davut diye belirtmiş. Ben teşekkür ederim Selin abla. Sağ olasın. Evet. Davut, ağzına sağlık. Aletlerimizi çok güzel özetledin. Eyvallah Bu Bektaş ağabey. aletlerin gelişimi de bizim beyin cerrahisi tarihiyle beraber gider yani. Evet abi. Orada bütün aletlerin isimlerini söyledin. Mesela dedin ki Kaspar dedin, Leksel dedin. O hep o aleti geliştirenlerin adları. Onlar veriliyor ve genellikle yurt dışında, özellikle Amerika'daki ameliyatlarda onlar söylenir. Mesela bizimki gibi baş aşağı ver, işte periosteli levatörü ver, kaşık ver filan denmezler. İşte 4 numara penfilt ver der. Öyle isimlerini söylerler yani bu aletlerin. Tabii bu aletler geliştirilirken ben birkaç tane not aldım. İzin verirsen onları söyleyeyim. Buyur abi. Şimdi bu pediatrik Mayfield'in pediatrik pinleri, şeyleri, başlıkları her yerde bulunmayabiliyor. Mayfield'i eğer erişkin Mayfield'ini çocukta kullanmak istiyorsanız basit bir yöntem var. Penisilin şişelerinin plastikleri vardır. Onları steril edip başta Mayfield'in çivisine geçirirseniz pediatride çok rahat kullanabiliyorsunuz. Yani o pratik bir yöntem. Eğer erişkin sadece varsa elinizde penisilin şişesinin plastiğini geçirirseniz çiviye bebekte rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Gigli kullanımında önemli, çeviriyoruz dedin. Onu çevirmenin elimizi bir sağa bir sola, içe dışa daha doğrusu gigliyi keserken çevirmemizin amacı bu tel çok ısınır ve kopar. O çevirmemizin amacı kopmasın diye. Yani tamamen öyle kullanıyoruz. Leyla ekartöründe Leyla'nın şeyle boncuklarla oynamasını söyledin. Doğru. Ama Yaşar Gil Hoca esas tesbihten esinlenmiş. Çünkü tesbihi tutarken elinde imamesini çekersen tesbih belli bir düzlemde durur. Aynı Leyla ekartörü gibi. Onun mantığı da odur. O ipi gerdirince halkalar duruyor. Yani aynı tesbih gibi oradan esinlenerek şey yapmış. Keşke Clovart'ı tanısaydınız. Clovart çok enteresan bir hocaydı. Amerika'da kongrelerde genellikle firmalar işte aletlerini getirirler filan. Bu Clovart hoca da ölene kadar her sene kendi aletlerini kendisi getirip satıyordu ve gösteriyordu insanlara. Çok değerli bir insandır yani insandı. Gerçekten o aletler de öyle. Clovart'ın sivri uçlarını kullanmıyoruz dedin. Bu kolye adelelerini iyice sıyırıp sivri uçları oraya koyarsak daha iyi ekartasyon sağlıyoruz. Yani damardan da uzak olduğumuz için sorun olmuyor. Ama bunun bir tek şeyi o sivri uçları kullanmak için kolye adelelerini anteriyorda iyi sıyırmak lazım ki altına girsin diye. Klip applier'ları şimdi genellikle Sugita kullanıyoruz herhalde daha çok ülkemizde. Yaygın Yaşargil de kullanılabiliyor. Bir zamanlar gerçekten döviz yokluğunda, alet eksikliğinde röntgen filmi bulamıyorduk. Anjiyografilerde klip bulunamıyordu. Klip applier'ı bulunamıyordu. Ben hatırlıyorum Hacettepe'de klip applier'ı kırıldı. Sigorta hastanesinden bir klip applier'ı bulundu. Şey yapıldı, kaynak yaptırıldı ve yıllarca o kullanıldı. Bir de bizim asistanlığımızda şöyle bir şey yapılıyordu. Üzümcü diye bir adamcağız vardı Ankara'da, Numune Hastanesi'nin yakınında. O bize el aletlerimizi yapıyordu ve her ay biz taksitle alıyorduk. Uzmanlığımıza yaklaşırken de işte Bahadırlar gelişti.
O Bahadır firmasının gelişiminde de zaman zaman Cemil Hoca geliyor bizim konferanslara. Cemil Rakunt. Bir de Fahrettin Hoca vardır Samsun'da. Onlar kendi aletlerini o silah üreten, babalarının silah atölyesinde silah yapan Bahadır kardeşlere götürdüler ve beyin cerrahi aletlerini yaptırdılar. Bizim eklemli aletlerin de Bahadır tarafından geliştirilmesi de öyledir. Keşke bir gün Cemil Hoca konferans yapsa da anlatsa bize veya Fahrettin Hoca. Çok muazzam bir şeydir. Yani bizim eklemli aletlerimiz öyle gelişti Türkiye'de. Yakın bir zamanda da çok mutlu olduğum bir olay oldu. Yerli Türk malı ultrasonik aspiratör kullandık biz ameliyatta. Ona da çok mutlu oldum. Yani aletlerimiz gelişiyor. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim Bektaş abi. Sizin de katkılarınız için sağ olun. Nilüfer, kendi sesini bile kapatıyorsun. Ben açayım tekrar. Yok hocam. Birkaç tane daha chat kısmına yazılan var. Alper Alpay emeğine sağlık Davut demiş. Doktor Nurullah Kösmen'e eline sağlık Doktor Davut Bey. Çok güzel bir sunumdu diye Teşekkür ederim. belirtmiş. Güngör Bey, Davut arkadaşımızın ağzına sağlık bir ekleme. Anterior servikal diskektomide kullandığımız Sprayder ekartör de vardı. Doktor Güngör, Trabzon demiş. Teşekkür ederim. Evet, yani daha girmediğim aslında bir sürü kullandığımız mümkün mertebe kısaltarak en aza indirgemeye çalıştım açıkçası. En Güngör bu ara azından. bizden mezun. 10 sene önce, 11 sene önce mezun olan arkadaşımız Trabzon'da. Aslan Güzel Hoca bir katkıda bulunacak mı acaba? Bir katkımız olacak mı hocam? Yorum, katkı. Ya değerli hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Üzülerek söyleyeyim çok geç katıldım. Ben Ha. bunları sonradan izleyebiliyorum. Tamam. Katılınca beni yakaladınız. Ama çok tebrik ediyorum. Çok keyif alıyorum duyunca bile. Evet. Gerçekten çok güzel konular işliyorsunuz. Kaçırdığım için üzülüyorum ama sabah yürüyüşlerinde hep yakalamaya çalışıyorum. Akşam da bulabildiğim zamanlar fırsat oldukça izliyorum. Ha. Ben izleyemediğim için sadece Anladım. selam verebildim. Maalesef Tamam. kaçırmışım. Teşekkürler. Konuşmak istemiş. Çok teşekkür ediyorum. İyi Sağ ol. akşamlar, İyi başarılar. akşamlar, iyi akşamlar. Biz Sağ teşekkür ol. ederiz. Şey vardı. Arnavutluk'tan bir arkadaş vardı ama gitti. Şu anda ayrıldı. Evet. Devam edelim lütfen. Serpil Utaş, eline emeğine sağlık. Bu güzel sunumunuz için teşekkürler. Serpil Utaş, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi diye teşekkürlerini sunmuş. Aydın Devlet Teşekkür Hastanesi'nden ederim. Fatih Sümer arkadaşımız var. Bakalım onun bir yorum olacak mı? Abi çok teşekkürler. Ben bugün icatçıyım. Sen de ara ara. Başlangıçta seyrettim. Daha sonra hastaneden aradılar. Şimdi sona yetiştim artık. Tamam. Ama güzel bir sunumdu. Yani güzel oldu. Şöyle ki bazı bizim hani biraz önce Bektaş hocamın da dediği gibi biz kendi şeylerimizi geliştirmişiz. Onlar benim çok hoşuma gitti isimler. Daha sonra bu isimlerin cerrahlar tarafından verilmesi o kısımda da yakaladım. Hocamızın şeyi de sunumdan sonraki bu katkısı da benim çok hoşuma gitti ayrıca. Onun da ağzına sağlık diyorum. Ve size de teşekkür ediyorum. Fırsat buldukça sizi dinliyorum. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Devamını diliyorum. Güzel bir sunumlar oluyor. Hem böyle eski günleri yad etmiş oluyoruz, hem bilgilerimizi tazelemiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum herkese, emeği geçenlere. Davut'a izninizle birkaç şey daha söyleyebilir miyim? Tabii. Buyurun. Şimdi bu servikal düz küretleri gösterdim. Ucu eğri ve düz servikal küretleri gösterdim. Bir de Carlin servikal setleri vardır. Servikal küret seti vardır. Adı Carlin'dir bunun. Bu Carlin setlerinde bunun lomberi de var ama esas servikali çok güzel. Bayonet tarzındadır küretler.
ve son derecede kullanımı konforludur. Bir de posterior longitudinal ligamenti açmak için özel bir şeyi vardır, bıçağı vardır onun. Ve çok servikal disk ameliyatlarında kullanmanızı tavsiye ederim. Carlin seti diye yerli firmalarımız da yapıyor. Bahadır da yapıyor. Diğer firmalar da yapıyorlar. Çok güzel küretler. Onları tavsiye ederim. Bir de bizim servikalde kullandığımız bir numaralı kerisinin o korda yakın olan alt ucu hiçbir zaman bir milimetre değildir. Kesinlikle bir milimetreden daha büyüktür. 2 milimetreye yakındır. Ben o işin peşine düştüm. Bu eklemli aletlerde ısıran kısmı özel bir metalürjik bombardıman yapılıyor. Yani özel bir teknikle üretiliyor. Çünkü ameliyat sırasında esneyebiliyor. Eğer esneme olmazsa alet kırılıyor. Biz foramende kullanırken onu kırılıyor. Sadece bir özel 1 milimetrelik bir kerisin üretildi servikal için. Ama firma kapandı. Şimdi firmadan firmaya geçiyor. Bulunabiliyor mu bilmiyorum. Ben bir zamanlar Black Pearl diye siyah inci diye bulmuştum onu. Kullanıyordum. Çok keyifli oluyor. 6-1 milimdir. Foramen'e rahatlıkla sokabiliyorsunuz yani. Teşekkür ederiz abi. Evet Nilüfer. Gördüğüm kadarıyla başka bir sorusu veya yorumu Serpil'in teşekkürü var. Onu okumayacak mısın? Serpil Hanım okudu mu abi? Onu tekrar okuyayım. Kaçırmıştım ben. Okey, yok. Tamam. Yok yok, belirttim onunkini de. Eğer başka bir yorum yoksa... Şeyh Hocam, Yücetaş Hocamız şimdi katıldı. Öncesini izlemedi ama bu cerrahi aletlerle ilgili bir yorumu, katkısı varsa onu da dinleyelim. Tabii. Adıyaman Üniversitesi'nden. Bakalım. Sesi açabilirsiniz müsaitseniz. Yok, bir cevap yok herhalde, müsait değil. Evet, sesi açabilirsiniz. Sesi açmanız lazım. Şey hocam. İstek gönderdim ben. Yok, duymuyoruz. İstek gönderdim sesi açmanız için. Onu kabul ederek sesi açmanız lazım. Altta şey bir buton olması lazım. Mikrofon işareti olan. Oraya basmanız lazım. Sesi açabilirsiniz. Tekrar isteyeyim. Herhalde bir teknik problem var. Tamam. Hocam sesinizi açamıyoruz. Başka bir zaman katkılarınızı bekleriz. Teşekkürler. Evet. Evet, sanırım başka bir katkısı olan var mı hocam? Yok, görüyorum Nilüfer'cim. Teşekkür ederim. Davut'a bir de şeyi söyleyeyim mi? Tamam. İzninizle. Bu hipofiz forsepsini disk cerrahisinde kullanırken Aykut Hoca'dan öğrendiğim bir teknik vardır. Biliyorsun en büyük komplikasyonu bizim ligamentin yırtılıp batına girmemizdir. Yani öyle bir komplikasyon vardır. Nadirdir ama ona dikkat etmek lazım. Bunu önlemek için mutlaka hoca ligamenti, anterior longitudinal ligamenti hissederdi forceps'le. Ondan sonra yaklaşık 1 santim geriye çeker, ondan sonra diski ısırırdı. Yani o tekniği yaparsak emniyetli oluyor. Onu söylemek istedim. Teşekkürler abi. Teşekkür ederim. Evet. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Davut, ağzına sağlık. Güzel toparladın. Size de hepinize teşekkürler. Oturumu sonlandırıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.